Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 7. haftasındayız. 7. haftaya ben şöyle bir tikimi koyayım siz de ders bittikten sonra koyarsınız sakın unutmayın. Evet bu hafta üçgende alan işleyeceğiz 5 videoda işleyeceğiz. Sadece size en önemli yerde tanımında tabii ki biraz yoracağım. İlk videoda yani bu videoda biraz yoracağım ondan sonrakiler gerçekten yorulmadan çok da rahat bir şekilde geçecek. En önemli konulardan yine birindeyiz diyebiliriz yani şuna bir 3 yıldız atabiliriz arkadaşlar. Çünkü bu konu yine ilerleyen konularda hep karşımıza çıkacak olan bir konu arkadaşlar. Derse başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ben hocam ne var kendim açıp çalışayım işte kuralları ezberleyeyim kuralları yapayım. Ondan sonra soruları zaten çözerim diyebilirsiniz. Ama bu şekilde yapanlar soruların yarısını anca çözer onu söyleyeyim. Ee, biz ne yapacağız yine burayı kullanacağız. Olayın mantığını vereceğiz. Mantığını verdikten sonra yorumunuz çok güzel bir şekilde olacak ve o, bu işin mantığını öğrendikten sonra sorulara bakış açınız değişecek ve çok kolay bir şekilde yapacaksınız. O yüzden bu olayın mantığını öğrenmeye çalışın. Kuralları değil. Ee, arkadaşlar lafı çok fazla uzatmayayım isterseniz. Derste göreceksiniz zaten bunu. 7. haftanın ilk videosunda üçgende alan e, formülüyle daha doğrusu üçgenin alan tanımıyla dersimize başlayalım. Evet bu dersimiz Alan formülüyle yani alanın tanımıyla geçecek arkadaşlar. Çok önemli bir yer aslında. En önemli yer zaten olayın tanımıdır, başlangıcıdır. O yüzden bu, bu, bu videoyu acayip bir şekilde odaklanın arkadaşlar. Çok rahat, çok da güzel bir şekilde geçecek. Çok zevkli olacak emin olun. Şimdi gençler bir üçgenin alanı. Çok kolay hocam. Taban çarpı yüksek bölü 2 değer. iki örnekle geçeriz hep. Yapılan en büyük hatalardan biridir arkadaşlar. En önemli yeri iki örnekle geçmeye çalışırız. Sakın bu hataya düşmedik. Ve burada da göreceksiniz zaten baya bir bu kısımda bayağı bir soru var. Bayağı bir soruyla uğraşacağız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geçecek hatta. Şimdi üçgenin alanı gerçekten öyle. Taban çarpı yükseklik bölü 2 deniliyor aslında. Ama şuna dikkat edin. Üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yükseklik. En önemli kısım zaten bu. Bölü 2 tabana ait yükseklik. Yani taban burası verilmişse bu tabana ait yüksekliği çizeceksiniz arkadaşlar. Ya da ne bileyim taban burası verilmişse bu tabana ait yükseklikle alan bulunur. Ya da C tabanına ait yüksekle alan bulunur arkadaşlar. Ya da C verim ise C tabanına ait yüksekliği çizerek alanı bulacaksınız. Yani alanımız nedir arkadaşlar? Taban çarpı tabana ait yükseklik. Yani A çarpı H A bölü 2 ya da B çarpı H B bölü 2 ya da C çarpı H C bölü 2 eşittir arkadaşlar. E hocam dar açılı üçgende yükseklikler içeri düşüyor bunu biliyoruz. Ama şu geniş açılı üçgende biraz afallıyoruz nedense. Geniş açılı üçgende de yine taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Ama taban alırken şu üçgenin alanı bulurken taban olarak burayı alıyoruz. Hayır bu üçgende şu kenar verilmişse bu kenar verilmiş ve bu kenara ait yükseklik verilmişse bu kenara ait yükseklik tek fark olarak dışarıya düşüyor arkadaşlar. Taban değişmiyor. Tabanımız yine burası. A çarpı aşağı bölü 2 ya da B tabanına ait yükseklik ya da C tabanına ait yükseklik. Bakın burada B tabanına ait yükseklik buraya düşüyor arkadaşlar. Burası 90 derece ya da C tabanına ait yükseklik geniş açılı olduğundan o da nereye düşüyor arkadaşlar? Dışarıya doğru düşüyor. Ee, burada da yükseklik burası oluyor arkadaşlar. HC yüksekliği burası. Tabanın neresi oluyor? Burası. Bu taban çarpı bu yükseklik bölü 2. Tamam. En önemli yer taban ve tabana ait yükseklik. Tanımın üzerinde bayağı bir duracağız. Dik üçgende alan da yine aynı şekilde aslında. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Ee, burada A tabanına düşünecek olursan A tabanına ait yükseklik zaten C yapıyor arkadaşlar. Yani bu tabana ait dik çizilen kenar uzunluğu burası. Ya da B tabanına ait yükseklik neresi? B tabanına ait yükseklik de HB. Hatırlarsanız Öklit bağıntısında bir kural vermiştik. Bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Sadece yükseklik eksikse alandan yapın demiştik. Evet gerçekten de öyle. Üçgenin alanını yazdığınız zaman hocam A çarpı C bölü 2 eşit. Aynı zamanda B çarpı HB bölü 2 eşit. Bölü 2'ler gidince Euclid bağıntısında böyle bir kural var demiştik. A çarpı C, B çarpı HB eşit demiştik ama bunu ezberlemeyin demiştik. Çünkü alan mantığından kendiniz yaparsınız. İşte ispatta bu alandan geliyor. Orada da göstermiştik zaten alanı arkadaşlar. Evet dik üçgenin alanında ya dik kenarlar çarpımının yarısı ya da yine taban çarpı yüksek bölü 2'den çıkıyor arkadaşlar. Evet gençler biraz e, sorulara başlamadan önce biraz konuşmak istiyorum. Çünkü önemli bir yerdeyiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz üçgende alan konusunda mıyız? Aslında tamam öyleyiz ama üçgende alan konusu bütün konuların tekrarıdır. Yani sen burada bütün konuları göreceksin. Ve bunu söyleyeyim. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Buradaki ek çizimimiz arkadaşlar. En güzel ek çizimimiz. Ay önceden kopyalamıştım ama gitmiş o. En güzel ek çizimimiz şu arkadaşlar. Bu konunun ek çizimi yükseklik. Unutmayın bunu. Ek çizim tabana ait yükseklik. Tabana ait yükseklik. Bunu sakın ama sakın unutma. Buna bir yıldız atıyorum. Çok önemli bir yer. E hali hazırda olduğu zaman biz şey yapıyoruz. Tamam taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 kullanacağız. Bunu biliyoruz ama yükseklik olmadığı zaman sıkıntı yaşıyoruz. Bunu ne zaman yapıyorsunuz? Şekilde 90 derece ya da özel açı varsa. Bunu da unutma. Şekilde 90 derece ya da özel açı varsa ne yapacakmışız arkadaşlar? Tabana ait yükseklik çizecekmişiz. En önemli şeylerden biri de bu. Hali hazırda geldiği zaman. Hocam taban var yükseklik var. Aa, çok kolay taban çarpı yükseklik bölü 2'yi uygula. Ama yükseklik olmadığı zaman ne yapacaksınız? Hocam açı olduğunda sinüs teoremini uyguluyoruz. Ki uygulamanızda da çok fazla gerek kalmayacak. Bunu e, ikinci ya da üçüncü derste göreceksiniz zaten. Üçüncü derste, üçüncü videoda göreceksiniz. Burada en etkili yer bu. Evet üçgenin alanı tanımını uygulayacaksınız. Bu olayın mantığı bu. Taban çarpı yükseklik bölü 2. E hocam yükseklik yoksa da sen çizeceksin. Ama ne zaman çizeceksin? şekilde 90 derece ya da özel bir açı olduğunda unutma ve buradaki ek çizimi de buraya yaz tamam ve bu konuda alan konusunda hani eskiden biz ek çizim gördük ya bak bu söylediğim şey söyleyeceğim şey de çok önemli hocam eşitlik varsa ort taban çizeriz işte diklik varsa ikiz kenar oluştururuz işte dik kenarı iki parçaya bölmüşse ya da ne bileyim 90 derece varsa muhteşem şu çizeriz tamam bunları yine düşüneceksiniz ama burada alanda öncelikli ek çiziminiz var Hocam ben orta tabanı çizeyim ilk değil. Alanın mantığı budur arkadaşlar. Öncelikle ek çiziminiz neymiş? Tabana ait yükseklik. Bu olayın mantığı bu arkadaşlar. Çünkü üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu dediğimi sakın ama sakın unutmayın. Hadi bakalım. Bu işi iyice öğrenelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir soru var. Bak hali hazırda sorularla başlamamışız. Tabana ait yükseklikle başlamamışız. Çünkü siz artık bu işi öğrendiniz. Arkadaşlar burada ne yapalım? Ee, bir 6 verilmiş, 8 verilmiş, 30 verilmiş. 30'un mantığını kullanayım hocam deme. İlk etapta şunu kullan. Üçgenin alan mantığı. Hocam bir üçgenin alan isteniyorsa, şekilde 90 derecede özel bir açı varsa tabana ait yükseklik buradan çıkmasın. Her soruda söyleyeceğim. Bıkana kadar söyleyeceğim, buraya yerleşene kadar söyleyeceğim. Hocam bu üçgende burası, burası taban verilmiş. O zaman burada bu tabana ait yüksekliği çizeceğim ben. İlk ek çizimin bu. Özel açı mantığıymış, ek çizimlermiş onları sonra düşüneceksin. E yüksekliği çizdin. Bu yüksekliği çizersem bulursan olay bitti. Soru alandan çıktı. Artık eski konulara geldi. Eski konuları tekrar ediyoruz burada. Bak sen bunu çizince zaten bak 30, 60, 90 üçgen direkt karşına çıkmış oldu. Yani özel açı mantığından dolayı dik çizmedim. Tabana ait yüksekten dolayı dik çizdim. 90'ın karşısı 8 30'un karşısı kaç yapar arkadaşlar? 4 yapar. A üçgenin alanı. Ondan sonra en basit kısım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 6 çarpı 4 bölü 2. 24 bölü 2'den burası kaç oldu? 12 oldu arkadaşım. Evet örnek 1'in cevabı 12 oldu. Geldik örnek 2'ye. Hocam ikizkenar kenar üçgen var. Ha, bu soru da tamam. Bu soruya baktığımızda şekilde 90 derece yok ki hocam ne yapacağız? O zaman şekilde 90 derece yoksa ilk başta o mantığı düşünemeyebiliriz. Düşünmeyebiliriz daha doğrusu. Hayır taban çarpı yüksek bölü 2'den çıkacak mantığı. O zaman ben burada neye yoğunlaşmalıyım? İkiz kenarlığa yoğunlaşmalıyım. E arkadaşlar ikiz kenar üçgende taban mevcutsa insan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer mi? Çizer. E gel kardeşim çiz o zaman. Hop yüksekliği çizdik. Hadi bakalım yüksekliği çizdim. İki eş parçaya böldüm böldü. 32 eş parçaya böldü. 15 15. Yani buraya 6 kaldı. 15-17 ne üçgeni 8. Heh, şimdi alanla ilgili bir şey düşünebiliriz biz. Hocam şekilde 90 derece var. Üçgenin alanı büyük ihtimalle. %99.9 99, taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'den çıkar. E hocam bakıyoruz ki burada 9 tabanına ait yükseklik var. Buradan çizilen yükseklik sadece geniş açılı olduğundan dışarıya düşmüş. O zaman bu üçgenin alanı en basit kısımdır. Nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabana ait yükseklik. Yani 9 çarpı 8 bölü 2. 72 bölü 2'den kaç çıkar arkadaşlar? 36 çıkar. Gördünüz? Tanım. Yani çoğunluğumuzun taban çarpı yüksek böyle ki aman gitsin dediğiniz yerden hep sorular buradan çıkıyor. Neredeyse alan soruların %50'si. Aa hocam soru örnek 3'teyiz. 90 var, karşısında eşitlik var. Hemen muhteşem üç çizeyim. Sakın. Alandaysan alan mantığını düşüneceksin ilk etapta. Bak bunlar bir tecrübe. Ben bunları yapamaya yapamama. Bunların böyle mantığını ee, çok zor buldum. Bunları siz direkt ulaşıyorsunuz. Çok da şanslısınız aslında. Üçgende alan konusu. Evet, burada alan soruluyor. Eyvallah. E o zaman ben burada alan soruluyorsa, şekilde 90 derece ya da özel bir açı varsa ne yapacağım? Tabana ait yükseklik. En önemli yer alan deyince tabana ait yükseklik. 90 ya da özel açı varsa. Bunu sakın ama sakın unutma. Her soruda söyleyeceğim, bıkacaksın. Burana yerleşecek merak etme. Evet baktığımız zaman, hocam o zaman ben muhteşem üçlü falan filan hiç düşünmeyeyim. E, burada bir üçgen var. Taban olarak hocam buraya mı yükseklik çizsem? Hayır hangi taban varsa oraya yükseklik çizeceksin. Altı tabanı var. Alt tabana ait yüksekliği çizeyim. Evet bazılarınız şey yapıyor arkadaşlar. Hocam ben burada hemen şunu çizeyim. Ama niye göre çiziyorsun? İşte bu alan mantığından dolayı çiziyorsun bunu. Sana tabana ait yükseklik lazım. Alan soruluyor çünkü. Yüksekliği çizdin olay bitti. Bak alanla ilgili işim bitti. Kenara koy. Sen bu yüksekliği bulursan olay bitiyor arkadaşlar. E ben bunu çizdim bunu çözmeye çalışacağım. Sonra soruya bak. Sana ne verilmişse onu kullan. Hocam eşitlik verilmiş. Hocam 6 verilmiş. Deyince beyin otomatikman zaten eski bilgilerine gidiyor. E gitti. Nereye gitti? Orta taban hocam bak. Hop. Muhteşem şu demek yokmuş. 6 ise burası kaç yaptı? 3. Bak alan kısmı gerçekten en kolay kısım oldu. Taban belli. Yükseklik belli. 6 çarpı 3 bölü 2. 18 bölü 2'den 9 buluruz arkadaşlar cevabı. Evet örnek 3'ün cevabı böylelikle 9 oldu. Geldik örnek 4'e. Evet örnek 4'te ne verilmiş? Birim kareler verilmiş. Yukarıdaki şekilde birim kareli kağıda 2 üçgen çizilmiştir. Kırmızı üçgen 6 birim sağa ötelendiğinde iki üçgenin kesiştiği bölgenin alanı kaç birim kare olur diye soruluyor. Ne yapalım? Hadi 6 birim sağa öteleyelim arkadaşlar bunu. 6 birim sağa gittiğimizde 1 2 3 4 5 6. Evet bu nokta buraya geldi. Bunu da 6 birim sağa öteleyelim. 1 2 3 4 5 6. Bu da buraya geldi. O zaman şuradaki köşede nereye geldi? Buraya geldi arkadaşlar. Hemen üçgenimizi oluşturalım. Hop şöyle, hop şöyle, hop şöyle. E hocam ne güzel işte. Bizden bu üçgenin alanı isteniyor. E hocam ne yapacağız burada? Biz ne diyorduk? Şekilde 90 derecede özel bir açı olunca tabana ait yükseklik. Hocam 90 var mı? Var. Nerede? Birim karelerde. Taban uzunluğu var mı? Var. E, biz bunu 6 birim ötelemiştik. Şunu 6 birim ötelediğimiz zaman şuradaki uzunluk kaç birim arkadaşlar? 6 birim. E taban varsa tabana ait yükseklik çizeceğiz. E hadi o çizelim hocam. Şunu da bulursak olay bitti. Bazı arkadaşlar işi riske atar. Hocam 6 burası da 2. 6 çarpı 2 bölü 2 deyip hemen olaya dalabilir. Ama bu çizimde bu buradan geçti. Bunun buradan geçtiğini nereden biliyorsun? Bir de o var değil mi? Aslında şeyden bakabiliriz. Ne bileyim tanjanttan manjattan bakabiliriz. Bir şeylerden bakabiliriz ama verilen bilgilere yoğunlaşalım. Hiç bu üçgene yoğunlaşmadık arkadaşlar. Değil mi? Yani bu yükseklik belki atıyorum şöyle olabilir. Kestiği nokta tam şurada olabilir. Çizilen yükseklik böyle de olabilir. Köşeden geçmeyebilir. E, Haşın 2 olduğunu da tam olarak göstermek lazım. ispatlamak lazım. E hocam ne yapacağız o zaman? E şu üçgeni hiç kullanmadık ki. Verilen bilgiyi kullan. Şu üçgene baktığım zaman hocam hep birim karelerin köşelerinden geçmiş. Yani burası kaç derece? 45 45. E hocam haşsa burası da haçtır. E buraya 6 eksi kaldı. E tamam olay bitti mi bitti. Hocam burası 4'e 4 demek doğru değil en başta çizime göre. Ama buraya 6 eksi dedik ya. Şimdi işlem yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Şurada uzunluk da belli zaten 4 birim. Temel orantı yapabiliriz. Hocam bunun tamamını oranı. Yani nedir burada arkadaşlar? 6 eksi haşın tamamını oranı. Tamamı kaç birim arkadaşlar? 6 burası 2 birim de burası tamamı 8. 8 e oranı eşittir. Haşın 4'e oranı deyip haşı garanti bir şekilde bulabiliriz. Şu 4 ile 8 sadeleşsin. 2 kalsın burada. 6 eksi haş eşittir. 2 haş yaptı. Buradan 6 eşittir. 3 haş yaptı. Haşı da kaç bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. E haş 2 çıktı. Gerçekten de 2 çıktı. İşi garanti almış olduk. E artık en kolay iş alan Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Alan dediğimiz tabanımız 6 idi. Yüksekliği de 2 bulduk. 6 çarpı 2 iki bölü 2'den cevabımız kaç çıktı? 6 çıktı arkadaşlar. Bakın bazen de böyle çaktırmadan yükseklik var. Hani benim söylemim var ya. Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa. O 90 dereceyi çaktırmadan verirler. Dikkat edin arkadaşlar. Birim karelerin içinde verdiği zaman da yine taban ve tabana ait yükseklik var arkadaşlar. Önemli bir yer, önemli bir nokta. Buna da dikkat edin lütfen. Evet örnek 4'ün cevabını böylelikle 6 bulduk. Geldik örnek 5'e. Şimdi ne yapacağız burada? Hocam bir şeyler verilmiş. Verilen bilgileri yazalım. CD uzunluğu 3K iken BD uzunluğu 2K verilmiş. Hocam yazdık. E bakıyoruz soruya. Hocam 2-3 oranına mı böyle yoğunlaşsak falan? Hayır. Alan konusundasın. Önce alan mantığına yoğunlaşmalısın. Şekilde 90 derece var mı? Var. E o zaman istenilen üçgenin alanına yoğunlaşacaksın. İstenilen üçgenin alanı %99.9. %0.1 yanılma payımızda olsun. Taban çarpı tabana ait yükseklik. Ek çizimini unutma. E o zaman tabana ait yükseklik çizeceğim. Taban neresi? Burası. İşte bu tabana ait yüksekliği çizeceksin sen. Bu tabana ait yükseklik nereden? Tepesinden çizilir. Yani buradan çizilir. E bunu çizdikten sonra alan mantığını bir kenara bırak. Artık alanı bulmak için haşı bulacaksın. Yani eski konulara döndü. Yani uzunluk bilgisinden ne bileyim benzerlik vardır, açı ortay vardır, işte kenar ortay vardır, o vardır, bu vardır, dik üçgen vardır, o vardır, bu vardır, şu vardır. Yani her şey olabilir burada. Üçgende açıyla bile yani ikiz kenarlıkla bile bulabilirsiniz. Eski konularla buradaki yüksekliği bulabilirsiniz. O zaman alanı unuttuk. Bir kenara koyduk. Sırada var? Bu haşı bulmaya geldik. Alanı unuttun. Haşı nasıl bulacaksın? Verilen bilgilere yoğunlaş kardeşim. Bak haşa bak. Sen haşı bulmaya çalışacaksın. Hocam 15 verilmiş sana. Aynı doğruya dik. Bunlar paralel. E hocam 3'e 2 oran var. E, oran olmasına anlama geliyordu. E, seni bir benzerliğe doğru itti. Aa hocam paralellik var. Oran da var. Tamam. Ne var burada? Haşı bulmaya çalışacaksın. Verilen bilgilere bakınca zaten o beynin var ya o mükemmel çalışan beynin var ya olayı hallediyor. Tabi eski konuları daha sonra hallediyor. Bak tekrar ediyoruz şey konuları. Benzerlik 3 bölü 5. 3K'nın 5K'ya oranı eşittir. H bölü 15'ten e burada arkadaşlar ne geldi? 5H. 45'ten 9 mu geldi arkadaşlar? H. Evet buradan ya da 3 katı 3 katı H'ı 9 bulduk. H'ı 9 bulduysan alan kısmı en basit kısmı alan dediğimiz taban 6 yükseklik 9. 6 çarpı 9 bölü 2 deriz. Ve cevabı kaç buluruz arkadaşlar? 27 buluruz. Olayı kavradınız değil mi? Anladınız olayı. Valla en önemli mantık zaten burada bu arkadaşlar. Geldik örnek 6'ya. Hocam eşitlik var. Ort taban vardır büyük ihtimalle. Ya da özel açı mantığını kullanayım. Hayır kardeşim. Önce alan mantığını kullanacaksın. Alan isteniyor. O zaman ne yapacaksın? Öncelikle şunu yapacaksın. Öncelikle arkadaşım şekilde 90 derecede özel bir açı var mı? Var. E o zaman arkadaşım sen üçgenin alanı bulurken nereden bulacaksın? Hocam işte sinüs falan var bilmem ne var. Üçüncü ders göreceğiz. Burada erken değil mi? Hayır kardeşim ne sinüsü? Ya sinüslü soruların çoğunluğunda ya çoğunluğunda da zaten biz tabana ait yüksekliği kullanacağız. Çünkü en önemli şey tanım. Yani mantık. E burada en önemli şey öncelikle şey sinüsçü düşünenler mesela. Her gördüğü açıda bak her gördüğü açıda kuralcı zihniyetle gidenler. Hocam açı varsa sinüs alan formülünden bulurum der. 60'ın kollarına bakar böyle. E bu kol yok ne yapacaksın işte. Senin kafa oraya yoğunlaştı. Hadi bakayım çöz bakayım soruyor. Çözebiliyor musun? Çözemezsin. Kafanı yoğunlaştıracağın yeri bilmelisin. Adım adım çok kolay bir şekilde çözebilirsin yani soruyor. E baktım buraya. Şekilde bir Üçgenin alanı soruluyor ve özel bir açı var. O zaman taban çarpı tabana ait yükseklik. Hocam buraya ait yüksek mi? Hayır. Ya da geniş açı gördüğünüzde nedense böyle bir dik çiziyorsunuz. Ya bu dik çizmeleri de bırakın ya. Bir şeylerin çizmenin mantığını hep bu zamana kadar verdik. Niye buradan dik çiziyorsun? Sana buradaki taban mı verilmiş? Yok. Sana altı tabanı verilmiş. E o zaman sen altı tabanına ait yükseklik çizeceksin. Bu dediklerin bak altın değerini unutma. Çizdin bunu sonra alan kısmını unut. Alanı bir kenara bırak arkadaşlar. Sen artık buradaki yüksekliği bulmaya çalışacaksın. O zaman verilen bilgilere bakacaksın. 60 derece var. Eşitlikler var. İster böyle 60 derece mantığından gitmeye çalış. istersen eşitliklerin mantığından gitmeye çalış. Şimdi artık alandan sıyrıldık ya. Alan bir kenarda. En son alanı düşüneceğiz ya. Tabana ait yüksekliği çizdik ya. O zaman 60'ım, 60, 60 yoğunlaş. 60. Sen özel açı mantığını öğrendin. Ne yaparsın? Dik çizersin. Nedense dik çizersin dediğimde yine şu deniliyor. Hocam işte şuradan dik çizerim. Geniş açılı üçgen gördüğünüzde buradan ee, böyle geniş açının olduğu yerden böyle dışarı dik çiziyorsunuz. Bu da yanlış. Niye yanlış? Kardeşim senin buradaki tabanın var mı üçgende yok. Bu tabana ait yüksekliği niye çiziyorsun? Birincisi bu. İkincisi bu diki çizebilmen için buradaki açının 150 derece, 120 derece, 135 derece gibi özel açı olması lazım. O yüzden bu tepeden dik çizmeleri de bırakın kardeşim. Neyse 60 dereceye yoğunlaştık. 60 dereceye yoğunlaştığımız zaman burada 60 derece var. Ne yapabilirim? Hocam bir dik çizerim. Sen bunu daha öncesinde öğrendin. Burada 60 varsa dik çizersin. Ya buradan dik çizersin 1 ya da buradan dik çizersin 2. Yani özel açım 60'a dokunmadan dik çizmeyi öğrettim ben size. Buraya geldiğim zaman da bu 60'a ait diki nasıl çizebilirsin? Hop hocam şöyle. Şuraya şuraya geldiğini bilemeyiz. Rastgele çizdim. Şuraya çizdik. E bak 4 kökçü de kullanabilirim böylelikle. Burada da bir 30 60 90, 90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 4 kök 30'un karşısı 2 kök 30'un karşısı 2 kökü, 60'ı karşısı kök katından dolayı 6 mı yaptı? Evet. Bulduğun bilgilere yoğunlaş. Hocam 6'yı buldun. H deniliyor. Eşitlik var. Bak. Görme işi mi? Hayır. Verilenleri kullandırıyorum sana. Görüyor musun? 6 var. H var. Bunlar birbirine eşit. Aa hocam bunlar birbirine paralel. Aynı doğruya dik olduğundan. Ve burada da eşitlik var. Orta taban mı çıktı? Evet. Yani burası kaç oldu? 3 oldu kardeşim. E, alan kısmına geldik. En basit kısım taban çarpı yükseklik bölü 2, 6 çarpı 3 bölü 2, 18 bölü 2'den cevabımız kaç çıktı? 9 çıktı. Ne takıntılı adamım görüyor musunuz? Genelde hep 9 çıkmış cevaplarda. Şey Neyse. Evet böylelikle örnek 6'yı 9 bulduk. Geldik örnek 7'ye. Evet. Yine bir şey görüyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Hocam şuradan dik çizeyim. Bırakın bu işleri. Şu üçgende alan isteniliyor. Özel bir açı var mı? Var. Artık sen iş öğrendin. Tabana ait yükseklik çizeceksin kardeşim. Hocam taban neresi verilmiş? Burası verilmiş. Hadi bakalım. Bu tabana ait yükseklik. Hop. Şu hocam. E, alanı bir köşeye bırakıyorum artık. Haşı bulmaya yoğunlaşacağım. Eski konulardan. E tamam şimdi. Haşı bulmaya yoğunlaşacağız. Bir de sana burada e, alan konusu unuttuk. 135 derece verilmiş. 135 derece verildiğinde ne yapıyorduk? Dış açısı önemliydi. Özel açısı neresi? Dış açısı. Hocam ya buradaki açısı ya da buradaki açısı. 12 kökü sol tarafta olduğu için o zaman bu taraftaki açısı bizim için daha önemli. Yani buradaki 45'i daha önemli. E bu 45'i kullanmak için ne yaparsın? Hop şuradan bir dikini çizersin. Diki çizdiğin zaman 90-45-45 üçgeni ve 12 kökü ise bunlar 12-12 çıktı mı? Çıktı. Sonra verilen bilgilere yoğunlaş. Bir de CD ve BD arasında bir ilişki verilmiş. Burası K iken burası 2K. Hocam oran verilmiş. E hocam 12'yi bulduk. Bak bu verilen bilgire bakınca ne kadar karışık olursa olsun soruyu görürsün. Bakın arkadaşım şunlar birbirine paralel. Aynı doğru yedik. E burada da bir oran var. Yine bir temel orantı mı var? Evet. Temel orantı paraleller şuraya doğru sivriliyor. Şu bölü tamamı. Yani k bölü 3k eşittir. H bölü 12 diye midir arkadaşım? Evet. Buradan da h'ı kaç bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. H4 ise artık alan işi en kolay iş. Alan dediğimiz nedir? Taban ve tabana ait yükseklik bölü 2. 6 çarpı 4 bölü 2. 24 bölü 2'den cevabımız ne çıktı? 12 çıktı arkadaşlar. Evet. Bu konu oturdu arkadaşlar sizde. Aa hocam 60'ı gördük. Hemen şuradan dik çizeyim. Sakın saçını başını yolarım. Ya kardeşim şu üçgende bu taban mı vardı? Da sen buraya ait yükseklik çiziyorsun. Öncelikle alan mantığını düşün. Ondan sonra bir kenara bırak. Diğer şeyleri düşüneceksin. Hocam bakıyorum soruya. Şekilde 90 derecede özel bir açı var mı? Var. E ne yapacağız? O zaman hangi taban verilmişse oraya ait yükseklik çizeceğiz. Bu taban verilmiş. bu tabana ait yüksekliği çizeceksin kardeşim. Çizdin. E buraya ait yüksekliği çizdin. Olay şimdi haşa odaklanacaksın. Bu aşı bulursan alanını da bulacaksın. E ister açı ortay mantığından git ister özel açı mantığından git. Diğer iki soruyu şeyden çözdüğüm için özel açı mantığından çözdüğüm için bu sefer açı ortaya yoğunlaşmak istiyorum. Hocam bu açı ortayı verdi bana da kullanmak zorundayım diye düşünüyorum. E açı da baktım. A kola dik çizmiş. E diğer kola da çizilen dikler birbirine eşit değil miydi? Yani şu parça ile şu parça birbirine eşit. Ha özel iç mantığından gitseydin de aynı şeyi yapacaktın. 60'ı kullanacağım hocam. Ya buradan dik çizeceğim ki 4 kök kullanamıyorum ya da buradan dik çizeceğim diyebilirdin. E çizdin ki kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. H ise haş. E 60 90 ise burası 30 oldu. E tamam 90'ın karşısı 4 kök 30'un karşısı nedir? Yarısı 2 kök H da buradan kaç çıkıyor? Kök 3 katından dolayı 6. E 6 çıktı. Alan ABD'de ne oldu? Taban çarpı tabana ait yüksekliği bölü 2. En kolay kısım. 6 çarpı 6 bölü 2. 36 bölü 2'den 18. Dersin başında ne dedim ben size? Alan konusu. Taban çarpı yüksekliği bölü 2. Çoğunluğu buradan çözülür. Ve bütün konuların tekrarıdır. Bak açı ortay var. Özel üçgen var. Benzerlik var. Görüyorsunuz kardeşim. Değil mi? Evet geldik şuraya. 9. sorudayız. Bu soruyu gören masum köylü Genelde sinüs teoreminden yapıyor. Ama ben sinüsten yapmayacağım. Bak şimdi. Sinüsten de yapılabiliyor. Ben alan mantığından yapacağım. Arkadaşlar şekilde 90 derece var mı? Var. Üçgenin alanı %99.9 tabana ait yükseklikten çıkar. Bunu sakın ama sakın unutma. İlk işin senin bu soruyu gördüğünde ilk işin şu olmalı. Hangi taban verilmiş bana? Bu taban verilmiş. Bu tabana ait yüksekliği çizmek olmalı. Hocam ben bunu bulursam olay bitti. Şunu bulursam. E burası haş. Haşı bulmaya çalışacağım. E ne yapacağız? 90'lı araba da uçuyor hocam. Bak unuttuk alanı bir kenara bıraktık. Uzunluk sorusuna dönüştü soru. Haşı bulduktan sonra alanı buluruz. 90'lı araba da uçuştuğunda ne yapıyordun? E ne yapıyorsan onu yapacaksın. Bir önceki derste işledik zaten. Alfa beta hocam dal bakayım. Alfa 90 beta. Beta 90 alfa alfa 90 beta. Devamını getirme burası alfa falan deme. Tamamı 90 değil. Takıldın kaldın. E ne çıktı zaten burada? Bu üçgenle bu üçgen eş üçgen mi çıktı arkadaşlar? Evet. Çünkü bütün açılar eşit ve 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş üçgen oldu. E buraya bakıyorum. Alfanın karşısı 6. E burada da alfanın karşısı 6 olmak zorunda. E o zaman ABD üçgen alanı oldu? Taban ve tabana ait yükseklik. En kolay iş zaten onu bulmak oldu. Alanı bulmak arkadaşlar. 6 çarpı 6 bölü 2'den cevabımız 18 geldi. Bakın normalde çoğunluğunu yapamadığı sorulardır bunlar. Ama artık sizin için çocuk oyuncağı. Geldik buraya. Evet bu sorunun bende bir hatırası var. Çünkü bu soru geldiğinde ciddi anlamda yapamamıştım. İlk etapta yapamamıştım. Ama sonradan kendime çok kızdım. Ulan dedim Kenan dedim. Niye sen bir kendin mantık üretiyorsun? O mantığı niye kendin uygulamıyorsun diye kendi kendime çok kızdığım bir soruydu bu. E, o yüzden burada da sizin karşınıza getirdim. O yüzden öncelikle ne yapıyorsunuz? Gençler dediğim gibi kendime kızdım. Niye kızdım? Alanın mantığını niye kullanmadım diye kızdım. Evet size spoiler'ı verdim. Hadi bakalım buyurun. Bu soruyu siz yapın arkadaşlar. İnanıyorum yapacaksınız. Yapmayanlara da kızacağım. Hadi öncelikle siz yapın. Ben videoya devam ediyorum. Gençler örnek ondayız. Şöyle bir şey var. Bu soruyu gören masum köylü ne yapıyor? Hocam ikiz kenar var ben buradan bir dik çizeyim falan. Ya kardeşim ne amaçla çiziyorsun bunu? Şuradaki taban uzunluğu yani şu üçgenin alanında e, sen ne yapmış oldun? Şu tabana ait yükseklik çizmiş oldun. Bu taban verilmiş mi sana? Yok. Hocam x kenardan dolayı çizdim. E x kenarda evet. X kenar üçgende taban mevcutsa insan olan tabana ait yüksekliği çizer diyorum. Tamam. İnsan olan tabana ait yüksekliği çizer diyorum. E sen şuradaki taban uzunluğun var mı ki insanlık yapıyorsun burada? O zaman sileceksin. Şimdi videoyu durdur. Bir daha kendin çözmeye çalış. Böyle çizenler hep buraya odaklandı ondan çözemedi. Hadi bakalım kendin çözersin. Nereye yoğunlaşacaksın onu söyleyeyim. Hocam şekilde 90 derece var. 90 derece var. Ve ne var? Bir üçgenin alanı isteniyor. Taban neresi verilmiş? Taralı üçgende burası. O zaman sen bu tabana ait yüksekliği çizerek bu sonuca ulaşacaksın. Hadi şimdi bir daha durdur. Şimdi bir daha çöz. Çözersin. Bu sefer çözersin. Spoiler'ın kralı, kralını verdim. Şimdi gençler baktık. Şekilde gerçekten 90 derece var. Ve bu taban uzunluğu var. Çünkü bu üçgenin alanı isteniyor. O zaman bu tabana ait yüksekliği çizeceğim. Hocam bu tabana ait yükseklik. Bunun tepesi burası. C'den çizilen yükseklik buraya çizilmez ki. Nereye çizilir? Hocam bu geniş açılı bir üçgen. Nereden biliyorsun? E bu dik üçgen ya. Burası dar. E, o zaman burası kesinlikle geniş. Geniş açılı üçgende nereye düşer yükseklik? Dışarıya düşer. Hop dışarıya düşecek arkadaşlar. Sadece tek fark bu. Yükseklik dışarı düştü. İşte sen buradaki haşı bulduğun zaman olay bitti. E, sonra şekle bakıyorsun. Yüksekliği bulmaya çalışacaksın. Sana verilen bilgiler 2-3 var. Bir de haşı bulmaya çalışacaksın. Bunlar da eşit verilmiş. E hocam 45-45'ler bir işime yarıyor mu? Valla özel açılar bir işime yaramıyor gibi burada. E, çünkü özel dik üçgen hiçbir kenarı yok. E ne yapacağız hocam? E 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta ya. Alfa 90 beta. Tamamı 90 alfa. Alfa 90 sa Bunun da tamamı beta mıdır? Evet. Hocam şu üçgen ile şu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta ve hatta 90'ın karşı çift çizgi 90'ın karşı çift çizgi. İki üçgen eş üçgen mi oldu? Evet. Madem iki üçgen eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 2 iken burada da alfanın karşısı 2 midir? Aynen öyle. Bak taban 5. Dikkat dikkat. Senin tabanın artık 5. Şöyle siyah kalemle yapayım. Tabanın 5. Yüksekliğin 2. O zaman ACD üçgeninin alanını bulmanın da herhangi bir sorun kaldı mı kalmadı. Alan 5 çarpı 2 bölü 2. Yani 5. Bak alan mantığını kullanacağız. Soru ne kadar kolay çıkıyor arkadaşım. Tamam mı? O yüzden olay burada bitiyor. Geldik bir sonraki soruya. Evet bu soruyu gören çoğu insan yine sinüs teoremine yapacaktır ama e, sinüste de bu soruya da yer verdim arkadaşlar. E, gerek kalmadığını da orada söyleyeceğim zaten. A biz yine bildiğimiz yoldan yapalım arkadaşlar. Öncelikle Pisagor bağıntısı kolay Pisagor olduğu için yap yazıyorum sadece. 6, 12, 6, kök 5 yazdım. Şekilde 90 derece var mı? Var. Bir üçgenin alanı isteniliyor bizden. Şu taralı alan. Ne yapacağız? Tabana ait yüksekliği bulacağız arkadaşlar. %99.9 buradan çıkar. E hocam iki ihtimalim var. Ya buradan yükseklik çizeceğim ya buradan yükseklik çizeceğim. Siz buradan da yükseklik çizebilirsiniz ama sanki buradan çizilmesi daha hoş gibi duruyor. Buradan çizdim arkadaşım. E bunu da çizince bizden ne isteniyor? Şu H. Alan kenara bıraktım. H'ı bulmaya çalışacağım. Alan kısmı en basit kısmı zaten. E hocam haşı nasıl bulacağım? 90'lara bu da uçuyor kardeşim. Dal alfa beta'ya. Dalalım o zaman alfa 90 beta. E tamamı 90. Burası alfa. E, alfa 90 ise burası da beta oldu. Şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Aa hocam 90'ın karşısı 3 kök 5. 90'ın karşısı 6 kök 5. Kolay bir benzerlik var. 1'e 2. O zaman burada alfanın karşısı haşken alfanın karşısı 2 haştır. Ben yine de yazayım isterseniz. Alfanın karşısı h bölü alfanın karşısı h bölü alfanın karşısı 12 eşittir. 90'ın karşısı var burada. 3 kök 5 bölü 90'ın karşısı 6 kök 5 deriz. Ve h'ı buluruz arkadaşlar. h buradan dediğim gibi 1'e 2 oran var hocam. Alfanın karşısı 12 ise alfanın karşısı 6 diyebiliriz. 6 çıktı. E, alan BC'de en basit kısmı taban 12 yükseklik 6. 12 çarpı 6 bölü 2. Buradan da kaç çıktı arkadaşlar? Buradan da 36 mı geliyor alan? Aynen öyle. Örnek 11'in cevabı 36 oldu. Geldik örnek 12'ye. ABC bir üçgen. AD ile BD birbirine eşit verilmiş. Hemen verilenlere bakıyoruz. AD ile BD birbirine eşit verilmiş. Eyvallah. Sonra 10 verilmiş, 1 verilmiş, 6 verilmiş. E hocam bir üçgenin alanı isteniyor Şekilde de 90 derece var. %99.9 nereden çıkar? Tabana ait yüksekten çıkar. Hadi bakalım tabana ait yüksekliği çizelim. Hocam çizdik. Haşı bulmaya çalışacağız. E hocam 90 derece araba uçuyor. Alfabet'e yazarsak, alfabet'e desek yo hiçbir şekilde yazamıyorum. Peki buradan başlasam alfabet'e desem başka bir yere geçiş yapamıyorum. Demek ki ben burada bunu çizerek sonuca ulaşmadım. Bak tabana ait yükseklik çizerek ilk defa sonuca ulaşmadım. Ne dedim zaten ben? Ee, tabana ait yükseklik %99.9'unda tabana ait yükseklikten çıkar demiştim değil mi? Evet maalesef burada şu mantığı kullanamadım arkadaşlar. 90 derece alfa beta e, Pisagor bağıntısından falan da çıkmıyor. O zaman düşüneceğiz. Dur. Alan dursun bir kenarda o zaman şu verilen bilgilere odaklanayım. Hocam ne verilmiş? İkiz kenar üçgen verilmiş. E, bu ikiz kenar üçgen verilmişse o x kenar üçgende bak tabana ait yükseklik var. Tabana ait yükseklik değil. Ee, taban burasıydı. Bu tabana ait yüksekliği çizelim mi hocam? Hiçbir işimize yaramıyor. Kola ait bir yükseklik var. Hatırlayın. Ee, ince bir özellikti ama yani böyle sorularla da karşılaşıyoruz. ÖSYM sorar mı bilemiyorum. O yüzden her şey hazırlıklı olun diye sorduğum sorulardan birisi. Arkadaşlar kola ait bir yükseklik verilmişse, şekilde düzensizlik varsa diğer kola da ait siz bir yükseklik çizin dememiş miydim ben size? İkiz kenar üçgende özelliklerinde demiştim. Bu çizilen yükseklikler nedir? Birbirine eşittir. Hatta kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşittir. Bu yükseklik tepe açısına kadar 1 ayırmışsa hocam bu yükseklikte tepe açısına kadar 1 ayıracaktır. A 6 10. Bir dik üçgen arkadaşlar. Şurası bir dik üçgen. 6 10 olduğundan dolayı hocam 6 8 10 üçgeni burası. e şurayı 1 bulduğumuza göre buraya ne kaldı o zaman? 7 kaldı. Şimdi üçgenin alanına yoğunlaşalım. Hocam bu üçgende 10 tabanlı ait yükseklikten bulamamıştım olayı ama Dikkat ederseniz artık burada bu üçgende bir kenar daha çıktı. Bu tabana ait yükseklikten bulabilir miyim? Bak taban 7. Bu tabana ait yükseklik buradan çizilecek. Çizilen yükseklik zaten çizdik biz en başta. Çizilen yükseklik 6. Yine üçgenin alanı nereden çıktı? Taban çarp tabana ait yükseklik bölgeden çıktı. Evet tabanımız ACD üçgenin alanı arkadaşlar. Tabanımız 7 çarpı tabana ait yükseklik 6 bölü 2. 42 bölü 2'den ne çıkıyor? 21 çıkıyor arkadaşlar. Evet örnek 12'nin cevabını 21 bulduk. Geldik örnek 13'e. Bir katlama sorusu. Bakalım ne diyor. ABC üçgeni biçimindeki şekil 1'deki karton AD boyunca ok yönünde katlandığında AB kenarı ABC üçgenin işleyen çemberin merkezinden geçiyor. Evet. AB kenarı nereden geçiyormuş? ABC üçgenin işleyen çemberin merkezinden geçiyormuş. Öncelikle eski haline bir geri getirelim arkadaşlar şunu. Evet eski hali bu. Neydi katlamalarda? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Değil mi arkadaşlar? Evet hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit olacak. Ya çünkü orada 3 var ya o yüzden kenarların eşitliğini kullanacağız galiba. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit olacak. Şuradaki açıyla da şuradaki açı birbirine eşit olacak. Hatta şuradaki açıyla da şuradaki açı birbirine eşit mi olacak? Evet. Hani katlamanın mantığını kullandım burada. Peki bana diyor ki şu ABC üçgeni böyleydi. Ee, ben bunu böyle katladığım zaman AB kenarı işteye çemberin merkezinden geçiyormuş. Hocam işteye çemberin merkezi mesela burası I. İşte ABC üçgende yalnız. İşte D çemberin merkezi burasıysa o zaman ne olacak arkadaşlar? O zaman ne olacak? Başka ekstra bir şey vermiş mi? Oo bir dakika şunu da kullanacağız da. I burası tamamını kullanırız. I'dan geçen hocam burası alfa. Burası alfayken bu açı ortay doğrusu olmak zorunda değil mi? Evet burası 2 alfa iken burası da ne olacak o zaman? 2 alfa olacak. Sonra verilen bilgilere bakıyorum. 30 verilmiş AB üssü ile AC eşit verilmiş. Bakın AB üssü ile AC eşit verilmiş. Hocam şu eşitliği yazınca. Bakın ne çıktı burada? Şununla şu eşit. E katlamadan dolayı bunda da bu eşitti. İkiz kenar üçgen mi çıktı? Evet. İkiz kenarda çizilen açı ortay aynı zamanda yüksekliktir arkadaşım. Yani şurası da 90 derece oldu. Aynı zamanda kenar ortaydır. E peki. Sonrasında ne yapacağız? Sonrasında ne yapacağız? İkiz kenar. Bir de KB üstünü 2 kök 3 olarak vermişler. Bir yeri 30 derece vermişler. Oo, tamam 30'u da kullanalım. Şurası da 30 derece. Arkadaşlar ikiz kenar ya burası. İkiz kenar olduğundan dolayı 30 sa burası da kaç yaptı? 30 yaptı. Devamını siyah kalemle yapayım. Katlamadan dolayı üst temin açılar birbirine eşitti. Burası da 30 oldu. 30 90 sa burası 60 oldu. Ee, alfa dediğimiz 30 oldu. Yani şurası da 30 burası da 30 oldu. E ee, 30 90 sa burası da 60 oldu. Bak şu üçgende artık şeyi kullanabilirim. 60'ı karşı 2 30'un karşı kaç çıktı arkadaşlar? 2. 90'ın karşısı kaç? 4. Hocam burası da 4. 30'un karşı 2 ise e, şurada da bir 60 üçgen çıktı. 30 60 90. 30'un karşı 2 ise 60'ı karşı 2, 2 3 oldu. E hocam 30'un karşısı 2 kök 60'ın karşısı da kök 3 katından dolayı 6 oldu. Bizden alan ABC isteniyor. ABC. Dikkat edin alan ABC'de tabanı ne bulduk arkadaşlar? Taban. 6 burası 6 burası 12. Tabana ait yükseklik var mı? Var. O da 2 kök 3. Yani 12 çarpı 2 kök 3 bölü 2 de bize alanı verir. O da kaç çıkıyor? 12 kök 3 çıkıyor. Evet cevabımız böylelikle 12 kök 3 oldu arkadaşlar. Evet gençler geldik örnek 14'e ve son sorudayız arkadaşlar. Ama buraya kadarki sorularda gördünüz mü? Hep ne yaptık arkadaşlar? Hep eski bilgileri kullandık. Yani e, üçgende alan taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'den çıkıyor. Ve eski bilgilerden o yüksekliği hep bulduk değil mi arkadaşlar? Bir de böyle bir yeni nesil soru yazmak istedim. Bakalım sorumuz neymiş? Arkadaşlar değişik bir soru bakalım. Şekil 1'deki dikdörtgen şeklindeki masanın üzerine konulan bir fenerin F noktasından itibaren masa yüzeyini aydınlattığı kısım gösterilmiştir. Evet Fener böyle bir masa yüzeyini aydınlatıyor. Masanın üstüne koymuşlar arkadaşlar. Şekil 2'de ise ışığın çıkış noktası değişmeden fener döndürülmüştür. F noktasında yine fenere sadece döndürmüşüm. Arkadaşlar burada neye dikkat edeceğiz? Daha öncelerinde de şu bakış açısından bahsetmiştim. Bakış açısı hiçbir zaman değişmez. Fenerden çıkan ışın da hiçbir zaman değişmez değil mi arkadaşlar? Fenerden çıkan ışın böyleyken yani şuradaki açı kadar çıkmışsa e burada da fenerden çıkan ışığı bu aynı açı kadar çıkmaz mı arkadaşlar? Çıkar. E o zaman buradaki açıların eşitliğine dikkat edeceğiz. İşte buradaki yeni nesillik bu. Ama öncelikle bu x kenarlığı vermiş. Hocam x kenar verilmişse tabanda mevcut da insan olan tabanına ait yüksekliği çizer mantığından dolayı hocam burası 12 12 oldu. E hocam bu ışığı değiştirmişim böyle. Buradan gelen dik zaten bu f noktasından çizilen dik burayı iki eş parçaya bölüyor. 12 12 olduğunu söyleyebilirim burada. E hocam burası da alfa. Burası da alfa değil mi? X kenarda çizilen yükseklik açı ortay. E burası 2 alfa iken çıkış açısı Buradaki çıkış açısı da ne olacak? 2 alfa o olacak. Şimdi FC ile Fv birbirine eşit verilmiş. Tamam bunu kullandık bunu kullandık. Fener döndürüldüğünde masanın üzerinde aydınlanan alan 30 cm kare azaldığına göre şekil 2'deki AB kenarının aydınlık kısmı kaçtır diye soruluyor. İşte bizden burada kısım isteniliyor arkadaşlar. Şekil 2'deki AB kenarının aydınlık kısmının uzunluğu nedir diye soruluyor. E arkadaşlar önceden ben bu feneri çevirmişim. Ya bir şeyleri döndürdüğümüz zaman eski halde önemli değil miydi? Evet. O eski haline şöyle bir geri getirelim. Şöyle geri getirdiğim zaman verilen bilgileri kullanacağım. Önceden böyleydi arkadaşlar. Fener. E burası alfaya alfaydı. Hocam burası da 2 alfaya. E burası da alfa oldu mu? Oldu. E hocam burası ile burası birbirine paralel mi? Paralel. Hmm, burada güzel bir şey çıktı. Z'den dolayı burası da alfa oldu mu? Oldu. Kullanacağım mı kullanmayacağım mı bilmiyorum ama oldu arkadaşlar. Bu sorunun iki farklı çözümü olabilir arkadaşlar. Şimdi önceden bu alan böyleyken şimdi böyle olmuş azalan bir alan var arkadaşlar. O azalan alanı bulacağız. Ee, burada şu şekilde de yapabilirsiniz. Birinci yol bu. Şurada hocam dikdörtgen yapsak. Dikdörtgen yaptığında. Hocam burası A alanı burası B alanıysa burası A artı B iken burası da A artı B deriz. Hocam A artı B iken burası da A artı B olur. Önceden 2 artı 2 B iken şimdi alan ne oldu? 2 artı B oldu. Azalan alan ne oldu? B alanı oldu. B alanı da burada mı? Şu üçgenin alanını bulmanız yeterli olacaktır. Hocam 12 iken burası 12 oldu. Sonra başka bir şey verilmiş mi? Başka da bir şey verilmemiş. E, azalan alan verilmiş 30. B alanı 30 ya arkadaşlar. O zaman burası da ne olacak? İşte A çarpı 12 bölü 2 30 ise A'yı da 5 bulursunuz. 5 12 13'ten burası 13 çıkar. Hocam alfa alfa iki kenardan dolayı burası da 13 dersiniz. Cevabı bu şekilde ulaşırsınız. Birinci yol bu olsun. İkinci yol daha farklı şekilde yapayım arkadaşlar. İkinci yolda şöyle yapalım isterseniz. Gençler Şurada biz bir açı ortayı yakaladık değil mi? Açı ortayda bakın kola dik çizilmiş. E açı ortayda kolları çizilen dikmeler eşit değil miydi? Evet. Daha dik dört görmediğimiz için sanki bu yol daha mantıklı olacak. Hocam açı ortayda kola dik çizilmiş. O zaman diğer kola da ben bir dik çizeyim. Sadece nereye düşüyor arkadaşlar? Dışarıya doğru düşüyor. Hop yüksekliği çizdim. Yüksekliği çizince arkadaşlar kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. 12 ise burası da 12 mi? Evet. E hocam yine buraya A alanı dersem, buraya B alanı dersem... Şu an A artı iken şu kollar çizlendik mi? Eşit, yerler de eşit ya. Yani bu üçgenle bu üçgen aynı. A artı B'yken burası da A artı B'dir. Hocam burası A artı B ise bu üçgenin yarısı olduğundan burası da A artı B olur. E azalan alan önceden 2 artı 2 B'ydi. Şimdi 2 artı B oldu. Azalan alan hangisi oldu arkadaşlar? B. Yani B alanı kaç? 30. B alanı kaç? Şuraya A diyecek olursak arkadaşlar. A çarpı 12 bölü 2'ye eşit. 30'a eşit o zaman A'yı buradan kaç buluruz arkadaşlar? 5 buluruz. E A5 ise burada ne var? 5, 12. Ne üçgen arkadaşlar? 13 üçgeninden. Cevabımız kaç olur o zaman? 13 olur arkadaşlar. Bu da güzel bir soru. Yani yeni nesil olduğundan dolayı buraya ekledim. Belki alan dağıtmanın sonuna da konulabilirdi. Ama şuradaki alanların birbirine eşit olması veya şuradaki alanların da katlamadan dolayı yani üst üste simetri olduğundan birbirine eşit olduğunu da algılayabiliyorsunuz zaten. Bunda herhangi bir sıkıntı görmedim. O yüzden... Bu soruyu buraya koydum. Bu da güzel sorulardan biri. İki farklı şekilde yapılıyor. Bir dikdörtgen hata anlayarak bir de açıortay ortay mantığını kullanarak. Daha öncelerinde ne demiştim zaten size. Verilen bilgileri kullanın, mutlaka sonuca ulaşırsınız. Hangi sırada kullanırsanız çözüm yönteminiz değişiyor. Ee, i̇şte değişen işte buna örneklerden bir tanesi de bu. Gençler evet en önemli ders alandaki en önemli ders tabana ait yükseklik ek çizimli olan kısmı hallettik. Artık siz de alanda şu alan şurayı kullanmayı öğrendiniz. Alan sorularının yarısından fazlası işte bu alan mantığından alan tanımından yapılıyor arkadaşlar. O yüzden bu tanımı iyi bir şekilde oturtturdunuz. Ve bundan sonra alanda herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız arkadaşlar. Ya bunun garantisini verebilirim. Yani alanın şu olduğunu bilin. Ek çizim mantığı. 90 ya da özel bir açı varsa tabana ait yükseklik ve bütün konuların tekrarı olduğunu bilin. Ve mümkün olduğu kadar alan sorusu çözmenizde de fayda var. Eski konuları da tekrar etmiş olursunuz böylelikle arkadaşlar. Evet gençler. Böylelikle ilk videonun sonuna geldik. Biraz dediğim gibi ilk video uzun olur. Çünkü temel mantığı vermek için bunu bu şekilde yapmak zorundaydım. Sonraki videolar böyle olmayacak ama merak etmeyin. Ee, o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani ikinci videoda alan dağıtma videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın